Herkese merhaba. Bugün cam yıkama sıvısının yani onun haznesinin sızdırma ile alakalı bir problemi vardı. Hem de motoruyla alakalı bir problemi vardı. Onu gidermeye çalıştık. Onları size göstereceğim. Sizde de böyle bir problem varsa hatta göstereyim. Bu cam suyu fışkırtma motoru bu. Bunun içindeki motor kitlemişti. Onu şuradan ayırıp düzelttik. Şimdi de geri tekrardan takacağız. Hiç o motorun ön tarafıyla uğraşmanıza gerek yok. Hemen davlumbazın oradan, sol şoför tarafının tekerinin oradan ulaşabiliriz. Onu da nasıl yapacağınızı size göstereyim. Öncelikle direksiyonumuzu çevireceğiz. Daha rahat çalışabilmek için. Öncelikle çalıştırıyoruz. Direksiyonu çalıştırıp döndürmek daha iyi. İster sağa ister sola döndürebilirsiniz. Fark etmez. Ondan sonra da söküm işlemine geçeceğiz. Sol ön tekeri böyle tam sola kırdım. Şimdi şuradan o haznenin motorunun takıldığı bölüme ulaşacağız. Ama öncelikle burada davlumbazın vidaları var. Onlar için T25 uç kullanıyoruz. Şimdi sökmeye geçelim. Şimdi 3 tanesini sökmem yeterli. Böylelikle buradan oraya ulaşabiliyorum. Oradan bağlantıları yapacağım. Şimdi burada motorun soket bölümü var. Bir tane de suyun bu boru vasıtasıyla camlara doğru iletildiği yer var. Şimdi bu boruyu ve soketi, soketin yeri belli zaten. Motorun başında. Diğer su camlara iletilen borunun su şeyi de şuraya geçecek. Ondan sonra bunu da şuradaki gördüğünüz siyah contalı yere geçireceğiz. Zaten direkt bastırdım mı geçiyor. Şimdi gördüğünüz gibi taktık. Yerleştirdik. Su doldurup çalışıyor mu çalışmıyor mu deneyeceğiz. Suyu dolduralım. Suyumuz doldu. Şimdi deneyelim. Çalışıyor mu? Gördüğümüz gibi su atıyor. Memelerin ucu tabi aşağı bakıyor sanırım, o yüzden şu an sağlıklı çalışmıyor. Onları ayarladım mı iş görecektir. Yani bu kadar basit. Hiç o tamponu sökmeyle, ön tamponu sökmeyle uğraşmanıza gerek yok bu tarz basit işlemler için. Sol ön davlumbazı hafif 3 vidasını araladığınızda su haznesine ulaşırsınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.